elektrik üretmemiz lazım. Neyle? Beş şeyle. Bir, barajlarla. İki, rüzgarla. Üç, jeotermalle. Dört, termik santrallerle, kömürle. Beş, nükleer santrallerle. Gezi olayları olduğunda durasılları iyi hatırlayın lütfen. Bülent Arınç başbakan vekiliydi. O gezi olaylarını yapanlar beş şey istediler. Fazla sözlerimi uzatmayacağım. Bir, İstanbul'da yapmak istediğimiz inşaatı devam eden dünyanın üçüncü büyük havalimanını iptal edin dediler. İki, üçüncü Boğaz Köprüsü'nü iptal edin, çevreye zarar veriyorsunuz dediler. Üç, HES'leri iptal edin, hidroelektrik santrallerini iptal edin, çevreye zarar veriyorsunuz, ağaçları öldürüyorsunuz dediler. Dört, nükleer santralleri yapmayacaksınız, Sinop'a ve Akkuya dediler. Beş, gez olaylarındaki olaylara karışanları bırakacaksınız dediler. Şimdi durasırlar. O birinci büyük havalimanı, dünyanın üçüncü büyük havalimanının önemini söylüyorum. 35 milyar dolar para kazanacağız yılda. Petrolümüz yok, doğalgazımız yok. 35 milyar dolar para kazanacağız. Niye? Almanların Frankfurt'u, İngilizlerin Heathrow havalimanı kazanıyor şimdi bu parayı. İsterler mi bizim havalimanı yapmamızı? Kimi kullanıyorlar? İçimizdeki İrlandalıları kullanıyorlar. İki, Boğaz Köprüsü'nü yapmayın diyorlar. Trafik keşmekeş diyor olsun. Ticaret olmasın. Benzin çok harcayalım. Zaman kaybedelim. Birinciyi İngilizler yaptı. İkinciyi Japonlar. Üçüncüyü kim yapıyor? Üzerinde bir yazı yazacak. Made in Turkey. Türk malı diye yazacak. Biz yapıyoruz, biz. İsterler mi bizim yapmamızı? İstiyorlar ki o köprüyü de Fransızlar yapsın. Almanlar yapsın istiyorlar. Üçüncü olarak diyorlardı ki HES'leri yapmayın. Yani elektrik üretmeyin. Dördüncü olarak nükleer santralleri yapmayın. Değerli kardeşlerim, biz şimdi bunları yapmazsak bu lambalar nasıl yanacak? Bu Salihli'deki organize sanayi nasıl çalışacak? İkinci etapı yapıyoruz. Salihli'ye söz veriyorum inşallah. İkinci etapla ilgili belediye 5,5 trilyon lira ayırdı. Kamulaştırma için. Olmaz öyle 5,5 trilyonla falan. Oranın 50 trilyona ihtiyacı var. Kamulaştırmayı. Ben Soma'da 15 trilyon devlet verdi. 10 trilyonunu SEAŞ'tan ve Türkiye taş kömürlerinden alarak 25 trilyona yüz dönümü orada kamulaştırma yapıyoruz. Hükümet olarak. Bu parayı da biz sağlayacağız inşallah. İkinci etap, çocuklarınız gelip çalışacaklar orada. Endüstri meslek liseden mezun çocuklar çalışacak. Mühendisler çalışacak. İstihdam yaratacağız. Bunu da yapacağız. İstiyorlar ki elektrik üretmeyin. Peki ne yapalım biz? Rüzgar gününe karşılar. Neden karşısınız? Akhisar'da, Bekirli'de 40 ağaçta rüzgar enerjisi var. Efendim o da kuşların göç yoluna engel oluyormuş. 100 bin haneye elektrik veriyoruz. Alaşehir'de jeotermal var. Şimdi kömürümüz, SEAŞ'ımız orada elektrik üretiyor. Bir tane daha yapalım dedim. Ya diyeceğim ki birileri geldi hemen orada eylem yaptılar. Greenpeace'çiler, Almanlar, bizim aşırı sol örgütler geldiler istemezdik. Niye? Kuşların göç yoluna mani oluyormuş. Ulan bunlara kuş beyinli diyeceğim. Vallahi kuş bunlardan akıllı. Sibirya'dan geliyor, bırakıyoruz. Afrika'ya gidiyorlar kışın. Kimseye de sormuyorlar. Sibirya'dan çıkıyorlar kışın, Afrika'ya kadar tek başlarına uçuyorlar. Ben bunları Sibirya'da bıraksam 100 kişiye sormadan vallahi Afrika'nın yolunu bilemezler. Kuş benli diyeceğim demiyorum bunlara. Değerli kardeşlerim, istiyorlar ki kömürü çıkartmayalım, elektriği yapmayalım. Şimdi Soma'da bir kömür ocağı üzerinde kolin elektrik üretecek 510 megawatt gücünde. Ve biz 250 milyon dolar daha az doğalgaza para ödeyeceğiz. Yapmayın diyorlar. Ağaçları bahane ettiler. Zeytin ağaçlarını. Ve ardından şimdi yandaki köyün oraya yapıyoruz. Herkese rağmen yapacağız onları. Elektrik üreteceğiz. Hatta mecliste bir milletvekili konuşuyordu. Mersin'i, Sinop'u başınıza yıkacağız. Yine de size nükleer tesisler yaptırtmayacağız. Temelini attık mı? Attık. Bitireceğiz orayı. Elektrik üreteceğiz inşallah değerli kardeşlerim. Ve oradan zengin olacağız. Daha çok zengin olacağız. Manisa'ya büyük hizmetler yapıyoruz. 5 tane organize sanayi. İkisi Turgutlu, birisi Salihli, birisi Akhisar, bir tanesi Manisa Merkez. 10'ar bin kişi çalışacak. Devam ediyor.
işçi alımları, fabrikalar geliyorlar. İkinci etap, ardından Allah nasip ederse Soma'da Ağustos ayında 2000 artı 2000 kişinin çalışacağı yeni organize sanayi. Ardından oradaki termik santralde 2000 kişi çalışacak. Bitince 1000 kişi çalışacak kardeşlerim. Bir yandan Çandarlı Kuzey Ege Limanı 20.000 kişi çalışacak. İstanbul otobanı geliyor. Öyle bir otobanı düşünün bakalım. Geliyor İstanbul'dan Soma'ya, Akhisar'a, organize sanayiye, Turgutlu'ya, Kemalpaşa'ya, İzmir'e. İstanbul 4 saat olacak. Arabalar daha rahat gidip gelecekler. Manisa'ya daha çok turist gelecek. İstanbul'dan adam binecek, Manisa'ya üzüm yemeye gelecek, köfte yemeye gelecek. Bursa'dan, Balıkesir'den 2 milyon, 3 milyon kişi gelecek. Bu yolu yapıyoruz. 5,5 kilometrelik en uzun, dünyanın 3. büyük tüneli, köprüsü bitiyor. Bitireceğiz. Hızlı tren buradan geçiyor inşallah. 2017'de Allah nasip ederse Afyon'u bitiriyoruz. 2019'da Manisa'yı bitiriyoruz. Hızlı tren Salihli'den geçecek. 2 milyon kişi daha Ankara'dan, Afyon'dan, Uşak'tan, Eskişehir'den buraya gelip gidecekler. Manisa daha zengin olacak. Spil Dağı'nda bir milli park yapıyoruz. Teleferik ihalesine çıktık. 30 trilyona mal oldu. Oteller 100 trilyona mal olacak. Bunları gezip görmek lazım. Bir diğer yandan değerli kardeşlerim, tarımla ilgili de yapıyoruz. 30 bin ton üzüm alacağız biz. Buralar üzüm diyarı. Nereye alacağız? Okullara. Hangi okullara? İlkokullara. Süt dağıtıyoruz çocuklara. Şimdi biz 5 milletvekili başbakana çıktık. Sayın başbakanım, bu çocuklara üzüm de verelim. Üzümü biz nereye satıyoruz, kuru üzümü? Avrupa'ya. Yaş üzümü Rusya'ya. Orada ticaret hacmi daralıyor. Yunanistan iflas etti. Romanya, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İspanya, Portekiz iflas ettiler. Hacimleri daralınca senden üzüm almıyorlar. O zaman benim üzüm tüccarım zayıflayacak. Nereye satacak bunları? 30 bin ton her yıl Allah nasip ederse ilkokullara üzüm alacağız. Benim tüccarım daha çok para kazanacak Allah nasip ederse. Elinde üzüm kalmayacak. Ciddi şekilde satacak. Don felaketi oldu. Bununla ilgili de çalışıyoruz. Tarsim yapın diyoruz. Sigorta yapın. Bağlarınıza sigorta yapın. Tarsim'le ilgili sıkıntıları gidereceğiz. 2/3'ünü devlet ödüyor. 1/3'ünü vatandaş ödüyor. Ama şimdi biz gerek Turgutlu'da, gerek Saruhanlı'da, gerek Gölmarmara'da, gerekse de Alaşehir Sarıgöl kısmında çok ciddi felaket var. Acaba afet bölgesi ilan edebilir miyiz diyerek arkadaşlarımızla 5 milletvekili çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, biz mazotu aşağı çekmek istiyoruz. Şu an mazot 4 lira. Ama petrol bizim değil. Şimdi Kuzey Irak'la bir anlaşma yaptık. Rusya'yla yaptık. Azerbaycan'la yaptık. Önce Amerika engel olmak istedi. Hatırlayın, Barzani Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'a gelince bazıları çıktılar. Türkiye bölünür dediler. Niye bölünsün Türkiye? Biz Atatürk hasta yatağındayken Hatay'ı aldık. Ecevit'le Erbakan Kıbrıs'ı aldı. Türkler toprak vermezler, toprak alırlar kardeşlerim. Toprak, toprak. Biz vermeyiz. Ama o petrolü Kuzey Irak'tan Ceyhan üzerinden dünyaya biz taşıyacağız. Daha ucuz mazot alacağız ve çiftçimize veya araba kullananlara, seyahat edenlere de, iş adamlarına çok daha ucuz mazot sağlayacağız. Değerli kardeşlerim, biz buraya bir fakülte yapıyoruz. Şu an bu fakültenin dış kısmı bitti. Yani kaba inşaatı bitti. Bugün bizden yardım istediler. Bunu da götüreceğim Milli Eğitim Bakanlığı'na. Bu fakülte bitecek. Burada 8-10 bin çocuk okuyacak. Şu an Turgutlu'da fakülte var. Şu an Demirci'de fakülte var. Akhisar'da açıyoruz. Burada da açıyoruz. Bu ne demektir? 44 bin öğrenci okuyor Celal Bayar Üniversitesi'nde. Manisa'nın nüfusu 1,5 milyon. 44 bin öğrenci. Isparta'nın nüfusuna kadar 300 bin. Kaç bin öğrencisi var? 100 bin. Aynı tarihte açıldık 92 yılında. Şimdi 92 neresi? Burası 23 sene geçmiş. Orada 100 bin öğrenci Isparta'da. Burada 44 bin öğrenci. Kötü yönetilmiş üniversite. İyi yönetilmemiş. Hedefimiz 100 bin öğrenci yapmak. Sizin çocuklarınız niye gitsin Isparta'da okusun? İstanbul'da, Ankara'da okusun. Burada okusunlar. Değerli kardeşlerim, başkalarının çocukları Manisa'ya gelsin. O zaman esnaf kazanır. O zaman çiftçi kazanır. O zaman Manisalı kazanır. Ekmek alırlar. Kirada otururlar.
alışveriş yaparlar. 100.000 kişi. Onun için fakülte sayısını çoğaltıyoruz. Değerli arkadaşlarım, 65 yaşını geçenlere maaşı bu iktidar veriyor. Dullara, erkek kadın, biz veriyoruz maaşı. Okuluna çocuğunu gönderenlere maaş veriyoruz. Engelli olanlara, 8,5 milyon engelli var, her ay maaşını veriyoruz. Bakım ücretini veriyoruz. Şimdi emeklilerle ilgili biliyoruz, birazcık az zam yaptık diyerek şikayet edenler var. Ama durasınlar, elinizi vicdanınıza koyun. Ne olur elinizi vicdanınıza koyun. Türkiye'de 11 milyon emekli var. 5 milyon kişi de çalışıyor, memur ve de işçi olarak devlette. 16 milyon kişiye her ay para ödüyoruz, maaş ödüyoruz, biliyoruz. Biraz geçim zor ama enflasyonu ezdirmemek için her şey yapıyoruz. Bu kadar yolları yapanlar, hastaneleri yapanlar, barajları, göletleri yapanlar, hızlı trenleri yapanlar bu konuda da gereğini yapar inşallah. Çiftçilerin girdileri konusunda üzerimize düşenleri yapacağız kardeşlerim. Bundan emin olun. Emeklerle ilgili de yaparız. Ama öyle Kılıçdaroğlu gibi bol keseden atmayız. Şunu yaparız, bunu yaparız demeyiz. AK Parti başkaları konuşur, AK Parti yapar kardeşlerim, durasınlar. Aynen Mehmet Başkan gibi yapar. Biz yaparız, başkaları konuşur. Sözlerimi tamamlıyorum. Şimdi çözüm süreciyle ilgili de biliyorsunuz, Türkiye'de 84'ten bugüne kadar terör var. Ve yaklaşık 50 bin kişi öldü. Biz istiyoruz ki orada insanlar ölmesin. İnsanlar daha çıkmasın. Askerimiz, memurumuz, öğrencimiz, vatandaşımız, imamımız rahat görev yapsın istiyoruz. Vatandaş yavaş yavaş PKK'nın gerçek yüzünü görmeye başladı. PKK'ya diyoruz ki ya silah bırakacaksın yahut da gereğini yaparız diyoruz. Mehmet Ağar'ı dinlemeye gitmiştim, cezaevinde yatıyordu. Aydın'da, Aydın cezaevinde. Ben milletvekili olarak Mehmet Ağar'ın bilgilerine başvurmaya gittik. Mehmet Ağar bize dedi ki ben devlette çok önemli görevler yaptım. Çok önemli görevler. Ama iyi ki AK Parti Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da birinci parti oluyor. Olmasaydı Türkiye bölünürdü dedi. İkinciyi söylüyorum dedi. 90'lı yıllarda ben Emniyet Genel Müdürlüğü yaptım. 90'lı yıllarda PKK güçlü, istihbarat Türkiye zayıftı dedi. Bir PKK'lıyı bile dinleyemiyorduk. Silahlarımız dahi, mermilerimizi dahi başka yerden alıyorduk. Şimdi ise Kandil'i dinleyecek kadar Türkiye güçlü, Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyleyin dedi. Ona teşekkür ediyorum dedi cezaevinden. Mehmet Ağar söyledi. Kardeşlerim, Türkiye'yi yönetmek zordur. Şimdi biz istiyoruz ki çözüm süreci başarıya ulaşsın. Kan akmasın. Orada barajlar olsun. Orada fabrikalar olsun. Orada yatırımlar olsun. Vallahi kendileri bilir. Billahi kendileri bilir. Dinle kavga eden, Allah'la kavga eden, peygamberle kavga eden bir partidir HDP. Bayrakla, İstiklal Marşı'yla kavga eden bir partidir HDP. Baraj aşamayacaklar. AK Parti tek başına iktidar olacak. Tek başına, iş başına diyeceğiz inşallah değerli kardeşlerim. Başaracağız. Anketlerde Allah nasip ederse 45'te 48 gösteriyoruz. MHP 15 gösteriyor en fazla. CHP 27 gösteriyor. Bir şey olmaz 27 ile. 15'te de bir şey olmaz. Ama benim anketlerim, en tarafsız anketlerde 45 gösteriyor. İktidara devam etmeliyiz. Başkalarının oyuna gelmeyelim inşallah. Arkadaşlarım bir şey de hatırlattılar bana. Ben bugün Demirköprü Barajı'na çıktım. Demirköprü Barajı ile ilgili milletvekili olduğum zaman hep düşündüm. Buradan sulama ile ilgili kanallar var. Menemen'e kadar kanallar var. Bu kanal açık, su buharlaşıyor. Bu kanal açık, insanlar ölüyor. Suya düşüyorlar. Hayvanlarımız ölüyorlar. Sonra sulamayı elektrikle yapıyoruz. Şimdi bu kanalı kapatıyoruz. Borulama sistemi yapıyoruz. Ön proje ihalesini yaptık. Yap, işlet, devretle 3 yılda tamamlayacağız. 700 trilyona mal olacak. Artık elektrik kullanmayacaksınız. Artık suyumuz uçmayacak inşallah. Buharlaşmayacak. Hayırlı uğurlu olsun diyorum kardeşlerim. Değerli arkadaşlarım, seçimler hayır getirsin. Bu seçim aynen Alparslan'ın Malazgirt önlerindeki seçimi gibi. Bu seçim Fatih'in İstanbul önlerindeki misyonu gibi. Abdülhamit'in misyonu gibi.
Bu seçim Çanakkale önlerindeki Enver Paşa'nın, Esat Paşa'nın, Cevat Paşa'nın direnişi gibi, her şeyden daha da önemlisi 1920'de Sakarya'da Yunan'a karşı Mustafa Kemal hangi niyetle mücadele ettiyse o niyetle mücadele edeceğiz. 7 Haziran hayırlı olsun. Burasılı'ya teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Evlerinize huzur diliyorum. Allah'a emanet olun. Bu Türkiye, hedef yepyeni Türkiye, hizmet için bu